Ha, bu yüzden de hiç sürpriz değil yani ateistler de elbette ki ahlaklı olabilir. Fakat bize şöyle bir soru var. Ahlak sadece doğuştan gelen yapımızla alakalı bir şey değildir. Çünkü insan dünyada karşısına çıkacak olaylar karşısında menfaatleriyle içinden gelen vicdanından gelen sesle beraber çıkar ilişkileriyle de dünyayı değerlendirir. Bir arada bütün bunları bir arada insan bir araya getirir ve iradesini bu yönde kullanır. Yani irade ile içten gelen yapı akılcı değerlendirmeler koordineli şekilde çalışır e, ve karar veririz. Ha burada şu soru önemli o yüzden. Sırf işten gelen yapımız değil. Yapacağımız ahlaki eylemlerin mantıksal bir temeli var mı? Birçok insan sezgileriyle hareket ettiği için mantıksal temeli olmadan da hareket edebilir. Ama benim düşünen şey şu. Ateist bir insanın ahlaki eylemlerde bulunmasında, iyi yapmasında mantıksal temel yok. Nitekim Nietzsche Sart gibi tarihin en ünlü ateistleri diyebileceğimiz kimseler de bunu görmüşlerdir. Allah'ın olmadığı yerde iyi ve kötünün hiçbir mantıksal temeli kalmayacağını Dostoyevski işte şey derler yani e, Tanrı yoksa her şey meşrudur der Sart ve Dostoyevski haklı der. Gerçekten de e, gerçi Dostoyevski diyor. Dostoyevski'nin karakterlerinden bir kitabında diyor da Dostoyevski kendi fikrini herhalde ona getiriyor. Sart Dostoyevski haklı diyor. Gerçekten de Tanrı yoksa her şey meşrudur. Sartre'a göre de olmadığını her şey meşrudur diyor. Yani ahlak iyi ve kötünün e, temellendirebileceğimiz bir husus yok diyor. Yani ateistlerin bir kısmı da bunu görmüşlerdir. Mantıksal bir temeli yoktur. Çünkü niye? Genle içimizden gelen bir şey. Eğer ki genlerimizden sırf kaynaklanan, biyolojik yapımızdan kaynaklanan bir şeyse. Bizim onu yapmamızın mantıksal temeli ne olabilir ki? Ben mesela bir iki televizyon programında şöyle bir örnek verdim. Yani Şimdi herhalde ben bu programdan önce sizle beraber tavuk yeseydim hiç kimse bunu yadırgamazdı. Ama bu programdan sonra siz beni tavuk gibi pişirmeye kalkarsanız herhalde bu ahlak açısından yani oldukça insanların yadırgayacağı bir şey olur. Peki niye biz tavuğun pişirilip yenmesine karşı çıkmıyoruz da e, Haber Global veya herhangi bir kanal kendi konuklarını pişirip yemeye kalksa protein elde etmek için karşı çıkıyoruz? Bunun mantıksal temelini baktığımız yani kanunlar yasalar diyebilir birçok insan ama diyelim ki kanunların yasaların olmadığı bir ortam olsaydı diyelim ki haber veya herhangi bir kanal konuklarını pişirmekten dolayı hiç suçlanmayacak olsalardı bunun yapmamalarının mantıksal temeli ne olurdu sonuçta tavuk da insanlar gibi DNA'dan RNA'dan proteinden amino içinde mitokondriden oluşan bir varlık tabii yani Allah inancı din dinsel bir takım şey yani Ta e, motivasyonlar tabii ki yani Bu insanı diğerlerinden ayırt edecek bir ahlaki teori koymadığınız müddetçe yani insanların e, tavuk gibi pişirilip yenmesinin önünde hiçbir engel yok. Eğer ki ahlak sadece kültürün belirlediği bir şeyse o zaman Hindistan'da kocalarından sonra karılarını o kocaların öldürmesine o toplumun karşı çıkabileceğiniz bir temel kalmaz. Veya çocuklara işkence yapan herhangi bir Kültür varsa diyelim Afrika'nın bir kökeninde, onların ne olacak? Onların kültürü, ahlaksız kültürel bir şeydir diyorsanız, onların o çocuklara yaptığı işkenceyi durdurmanız gerektiren bir şey yok.